Vites Kutusu'ndan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda yepyeni bir seriyle karşı karşıyayız. Metal Gear Rising Revengeance'a başlıyoruz. Artık kanalında bulundurmak istediğim oyunlardan da biri buydu. Bu artık sıra buna gelmişti. Şimdi başlıyoruz. Story Mode'la giriş yapacağız. Efendim? Ha? Arkadaşlar bir saniye. Bir dakika. Efendim abi? Ha? Nasıl ya? Öyle mi? Tamam. Tamam. Eyvallah, tamam. Arkadaşlar, seriye hemen başlayamıyormuşuz. Az önce rejiden bir bilgi aldım. Metal Gear serisi 30 yılı aşkın bir seriymiş. Ben bunu anlatmadan bu seriye giriş yapamazmışım. İlk önce karakterimizin yani ana karakterimiz Raiden'ın hikayesini ve küçük de olsa Metal Gear tarihine giriş yapmam gerekiyormuş. Öyle cürra diye girilmezmiş bu oyuna. Vallahi ben söylemiyorum, Reci söylüyor. Peki tamam. O zaman Raiden'ı bir tanıyalım ve biraz da Metal Gear serisinin ne olduğunu öğrenmiş olalım. 1983 yılının yağmurlu bir gününde Liberya'da dünyaya gelen Jack, gözlerini Liberya'nın iç savaşları meydan verirken açar. Jack çok küçükken Solid Snake tarafından kaçırılır. Solidus, Patriotların üyelerinden birisi. Aynı zamanda Jack'in anne babasını öldüren, Jack'e ismini veren manevi babasıdır. Biz burada Patriotlardan bahsettik. Peki Patriotlar kimdir? Tırnak içinde vatanseverler diyebiliriz. Ancak kazın ayağı öyle değil. Patriots, Amerika'yı kapılar ardından yürüten ve amacı dünyayı ele geçirmek olan gizli bir örgüt. Örgütün kurucuları arasında eğer seriye hakimseniz Big Boss da var. Solidus da bu örgütün kurucularından olmasa da kollarından biridir. Jack küçük yaştan beri asker olarak yetiştirilir. Çocuklardan oluşan Army of the Devil yani şeytanın ordusu adlı birimdedir. Yemeklerine barut ekleniyor ve bu sayede daha saldırgan ama daha uysal kalabiliyorlardı. Jack, Solidus'un altında bir ölüm makinesine dönüşür. Bulunduğu birimde yaşıtlarına oranla o kadar yüksek öldürme sayılarına ulaşmıştır ki Jack the Ripper yani karın deşen Jack ki 1800'lü yıllarda İngiltere'de yaşayan kimliği tespit edilememiş seri katile verilen bir isimdir ve White Devil yani ak şeytan lakaplarını alır. Küçük yaşlarda çoğu silahı iyi derecede kullanabilmesi onu birimin kaptanı olmasına kadar götürür. Savaş bittikten sonra Jack ve diğer çocuklar gizlice Amerika'ya götürülür. Jack acı ve karanlık geçmişini unutmak adına psikolojik destek almaya başlar. Bir şekilde düzelmeye başlamışken Patriotlar Jack'i geri alır ve beynine nano makineler yerleştirir. Bu nano makinelere daha sonra döneceğiz çünkü farklı farklı olaylar başımıza gelecek. Jack yeteneklerini daha iyi kullanmak ve geçmişini biraz olsun unutabilmek için Amerikan ordusuna katılır ve birçok sene boyunca hizmet verir. Bu süre içerisinde Rose adında bir kadınla tanışır ve ona yavaştan abayı yakmaya başlar. 2007 yılına geldiğimizde efsanevi Solid Snake ve Otacon yeni bir Metal Gear inşa edildiğine dair bilgiler alır. Metal Gear'ı kısaca tanımlayacak olursak nükleer derecede silah taşıyabilen robotik tanklar diyebiliriz. Patriotlar ise Metal Gear'lar inşa edip dünyaya hakim olmaya çalışır. Solid Snake bu Metal Gear işini durdurmak için tankere sızar. Ancak Revolver Ocelot, bir Patriot ajanı, Metal Gear Ray'i kendine istemektedir ve bu sebeple tankeri havaya uçurup Metal Gear Ray'i de kaçırır. Aynı zamanda tankerin patlatılması suçunu Solid Snake'e atar. Yıl 2009, Big Shell adında bir petrol arıtma tesisi Sons of Liberty yani Özgürlüğün Çocukları adında bir terörist grubu tarafından ele geçirilir. Foxhound şefi Roy Campbell bunu engellemek için Jack'i görevlendirir. İşte biz ilk defa Jack'i burada görüyoruz. Yani Metal Gear Solid 2. Big Shell'e sızan Jack, Snake ile karşılaşır. Ama ilk başta Snake olduğunu bilmez. Çünkü Snake kimliğini gizlemek için Pliskin adında bir asker kimliğine girer. Pliskin yani Snake, Dead Cell adında bir terörist grubunun da işin içinde olduğunu anlatır. Jack sızmaya devam ettikçe Solidus'un hem Sons of Liberty hem de Dead Cell'i yürüttüğünü öğrenir. Big Shell aslında Arsenal Gear adında bir Metal Gear üretim tesisidir. GW adında bir yapay zeka tarafından yönetilmektedir. GW sayesinde Patriotlar aynı zamanda internetteki ve tüm dijital platformlardaki verileri kontrol edebilir hale gelir. Big Shell ve tüm nükleer silahlar GW'ya bağlıdır. GW'yu durdurmak için Snake ile yola çıkan Jack, Cyborg Ninja yani Olga'nın elektroşokuyla bayılır. Ayıldığında Ocelot ve Solidus'u görür. Eli ayağı bağlı bir şekilde olan Jack'i Olga kurtarır. Olga
Olga'nın çocuğu Sunny, Patriotlar tarafından tutulur. Olga, kendisine bir şey olursa Sunny'ye Jack'in göz kulak olmasını ister. Dal taşak ortada kalan Jack, kaçmaya çalışırken Albay Roy Campbell'ın da GW tarafından geliştirilmiş bir program olduğunu öğrenir. Aynı zamanda kafasına yerleştirilen nano makinelerin aslında GW'nin yedeği olduğunu, tüm bunların planlı programlı bir şekilde yürüdüğünü öğrenir. Rose bile bu işin içindedir. Rose aslında Patriot ajanıdır ve Jack'i gözlemek için görevlendirilmiştir. Wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you by the Patriots. You're a spy? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. No matter where I go, I get used. Great performance. Had me completely fooled. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? I'm carrying. I'm pregnant, Jack. Rose, what's going on? Rose bunların hepsini Jack'e tek tek anlatır çünkü o da aslında Jack'i seviyordur ve Jack'ten hamiledir. Jack kaçış esnasında Snake ile karşılaşır. Snake Jack'in üstünü başına giydirir ve bir kılıç verir ve bu kılıç aslında Olga'dan gelmektedir. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Come on, time to go. Jack 3 tane Metal Gear Ray'i tek başına alt etmek zorundadır. GW, Otako'nun kız kardeşi Emma'nın ürettiği virüs sayesinde bozulmaya başlar. Metal Gear Ray'ler de bozulmadan dolayı etkisiz hale gelir. Liquid Ocelot, Metal Gear Ray'e binerek kaçar. Solid Snake peşinden gider. Sonunda manevi baba ve oğul karşı karşıyadır. Solidus Jack'i öldürmelidir ki GW'nun yedeğini alabilsin. Patriotları alt edebilsin. Jack de manevi babasını öldürmelidir ki ilk görevini tamamlayabilsin. Heh, bir de ebeveynlerini öldüren, hayatını karartan kişinin intikamını almak için. Kıran kırana bir kılıç dövüşünde Jack, manevi babasını öldürerek görevini tamamlar ve intikamını alır. Jack ve Rose'un arasına giren soğuk rüzgarlar, aşkın sıcaklığı sayesinde son bulur ve birlikte yaşamaya başlarlar. Bu zaman içerisinde Jack, kendini kılıç eğitimine verir. Olga'nın kılıcını aldığından beri kılıç dövüşüne olan ilgisi artmıştır. Ama kötü geçmişinin anıları peşini bırakmaz. Kendini içkiye ve sürekli savaşa verir. Bu da Rose ile olan ilişkilerini yokuşa sürer. Bir yerde yollarını ayırırlar. Jack, Sunny'yi Patriotların elinden kurtarmak için Paradise Lost adlı bir ordu grubuna katılır. Big Mama, yani Eva, Big Boss'un eski aşkı, Solid Snake'in taşıyıcı annesi, Jack'e Sunny'nin 51. bölgede tutulduğu bilgisini verir. Jack, Paradise Lost'un yardımı ile Sunny'yi Patriotların elinden kurtarır. Rose'un düşük yaptığını ve Roy Campbell ile evlendiğini öğrenir. Umutsuzluğa kapılan Jack, Sunny'yi Snake ve Otako'nun yanına verir. Ardından Big Mama çıka gelir. Bu istihbaratın karşılığında Jack'ten, Big Boss'tan kalanları bulması için 51. bölgeye tekrar girmesini ister. Görev esnasında Patriotlar tarafından yakalanan Jack, bir takım sibernetik deneylere maruz bırakılır. İşte Jack, tam burada cyborg olmuştur. Paradise Lost, Jack'i kurtarır. Beynindeki nano makineleri çıkarmaya başarır. Ama vücudunda yapılabilecek müdahale pek de kalmamıştır. Jack, kendini bir canavar olarak görür. Eşini de kaybetmesinin acısı da üstüne binince hayattan uzakta bir yaşamı tercih eder. Bu noktada Jack ismini Raiden olarak değiştirir. Yıl 2014. Dünya kaos içindedir. Savaş ekonomisi dünyayı sonu gelmeyen savaşa sürüklemektedir. Bu savaş hali PMC'lere, yani özel ordu şirketlerine ihtiyacı arttırmıştır. Birlikte Amerika Birleşik Devletleri ordusuna rakip olabilecek büyüklükte Outer Heaven adında tek bir ana şirket tarafından yönetilen 5 şirket, Liquid Snake'in birinciyle birleşen ve Revolver Ocelot'un vücuduna sahip Liquid Ocelot'un kontrolündedir. Bir kez daha Liquid dünyaya hükmetmek niyetindedir. Şimdilerde gelişmiş hızlı yaşlanmadan ötürü Old Snake denilen Solid Snake, Roy Campbell'ın ricası üzerine Liquid Ocelot'a suikast yapması için görevlendirilir. Raiden, Güney Afrika'da Snake'i PMC baskını uyarısı vermek üzere Codex Cold'dan ulaşır. Ardından Naomi Hunter adında nanoteknolojide uzmanlaşmış genetik bilimciye ulaşması için yardım eder. Naomi ve Snake'in yolunu Gekko'lar keser ama Raiden onların kaçması için Gekko'ları mükemmel kılıç ustalığıyla ve çevikliğiyle alt eder. Thank you.
Snake. It's my turn to protect you. Ama daha çok gecko gelmektedir. Ve geckolar Raiden'ın elini kolunu bağlar. Vamp, Ocelot'un yardımcılarından biri, Raiden'a birkaç bıçak darbesi indirir. You too, immortal. No, I just don't fear death. Snake, Raiden'ı geckoların elinden kurtarır ve Vamp ile Raiden dövüşmeye başlar. Yara bere içinde dövüşü bir şekilde kazanan Raiden, Snake, Otacon ve Naomi'nin olduğu helikoptere biner. From now on, I'm living my life by my own will. This is over. We will have our freedom. I've got nothing to lose. Don't be an idiot. You know you've got someone to protect. You have a family. I have no family. This is my fight.
Solid Snake, Liquid'in izini sürmek için Shadow Moses adalarına gider. Liquid'in Outer Heaven adında yeni bir denizaltı gemi karışımı bir üssü olduğunu ve Metal Gear Rex'in ölümcül raylı topunu o gemide kullanacağını öğrenir. Aynı zamanda Outer Heaven, GW yapay zekasının merkezidir. Sons of the Patriots, yani Vatanseverlerin Çocukları adlı bir nanomakineyi yönetir. İnsan DNA'sına yerleştirilen bu nanomakine, adeta tüm insanlığın kontrolünü Patriotların eline geçirecektir. Bu sırada Solid Snake intihar gekoları tarafından maskına uğrar. Tam gekolar Snake'in etrafını sarmışken Raiden çıka gelir ve gekoları tek tek alt eder. Gekoların ardı arkası kesilmezken Vamp geri döner. Snake ve Raiden Otacon'a Rex'i çalıştırmak için zaman kazandırması gerekmektedir. Snake gekoları bitirirken Raiden Vamp'i bıçak düellosunda tekrar alt eder. Otacon Rex'i çalıştırmayı başarır. Snake ve Raiden Rex'e binerek tesisten kaçarlar. Raiden tesisten geko çıkmasın diye arkalarını kollarken tesisin duvarları üzerine yıkılır. Raiden enkazinin altında sıkışık kalmıştır. O sırada Ocelot Metal Gear Ray ile çıka gelir. Snake Rex'in içinde, Liquid Ray'in içinde savaşmaya başlarlar. Snake Rex'i Ray ile yok eder. Bitap düşen Snake Ocelot'u vurmaya çalışır ama başaramaz. Ocelot Outer Heaven'ı çağırır. Devasa boyutlara sahip bu gemiyi Snake'in önüne sürer. Raiden, Snake'i kurtarmak için sıkıştığı yerden sağ kolunu şattırt diye keserek enkazdan kurtulur. Sonny, forgive me. Kurtulduğu gibi kendini 16 milyon tonluk geminin önüne atar. Snake ile Outer Heaven arasındaki tek engel Raiden'dır. Jack, do you remember the day we met? Yeah, it was in front of Federal Hall. There were all these tourists around you. They were asking me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. The next thing we knew, the tourists had gone away. And a week later, I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence. That night, we went up to the top of the Empire State Building. It was so beautiful. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. Destek ekibin gelmesi üzerine Ocelot, Outer Heaven ile birlikte kaçar. Raiden iki kolunu da kaybetmiş biçimde, kıyıda yarı ölü biçimde yatar. Snake, Outer Heaven'a girer. Tüm sistemi kapatmak onun elindedir. Ana sisteme ulaşırken Haven birlikleri etrafını sarar. Ardından Raiden çıka gelir. İki kolunu da kaybetmiş, kılıcı ağzında, sapasağlam şekilde Snake'in yanında durur. Yıldırım gücüyle Heaven birliklerini alt eder. Çekirdeğe giden yolda mikrodalga savunma sistemi vardır. Raiden vücudunun dayanabileceğini, bu yüzden çekirdeğe girebileceğini söyler. Ama Snake kabul etmez. Daha yolun uzun baba yiğit. Gençsin, delikanlısın. Bir ailen var. Hayatını yaşa aslan. Bırak ben halledeyim. Sen yolumu birliklerden temizle, gerisine karışma der. Ve Snake sunucu odasına giderken Raiden birlikleriyle savaşmaya koyulur. Thank you, Snake. Snake ölümle burun buruna gelmesinin 88. defasında orijinalini Naomi'nin yarattığı Otacon ve Sunny'nin geliştirdiği virüsü sisteme ekler. İşte burada Sons of the Patriots, GW ve diğer yapay zekalar yok edilir. Heaven birlikleri yere düşer. Tüm silahlar devre dışı kalır. Metal Gear Ray denizin dibini boylar. Sırada Liquid Ocelot ve Solid Snake'in yarıda kalan işlerini bitirmek vardır. İki kardeş mert bir şekilde Outer Heaven'ın üzerinde dövüşür. Oyun tarihinde görebileceğiniz en epik ve dramatik dövüş sekansından
savaştan sonra Solid Snake bu dövüşten galip çıkandır. Bu savaşta birçok değerli hayat can verir. Ama zafer kazanılır ve verilen canlar boşuna verilmemiş olur. Raiden bir hastanede istirahat için kalmaktadır. Kendine yeni insani görünüş verilmesi adına sibernetik bir operasyondan geçer. Operasyondan bir ay sonra yatağında şaşkın şaşkın bundan sonra ne yapacağını düşünen Raiden kapısı açılınca irkilir. Odaya Rose ve küçük bir oğlan çocuğu girer. Raiden ikisini de görmezden gelir. Jack. Don't shut me out. I need you to listen to me. What do you want? Come to laugh at me? Oh, no. Rose çocuğu gösterir. Look at the boy. Cute. Campbell's kid. No. He's yours. I don't have any kids. He's your son. You said miscarriage. I lied. I had a healthy baby boy. Roy pretended to be my husband. To protect me and our son. Only until you completed your mission to shield us from Patriot eyes. What? He didn't even tell Meryl. He sacrificed everything, even his family, to protect us. I don't believe it. I'm sorry, Jack. I wanted to tell you. So he's really... John, aren't you going to say hello? My son. John. Scared of me, huh? I don't blame you. It's okay. I'm not scared. I think you're cool. Kinda like a comic book superhero. I'll never leave you alone again. Thank you.
seen from Beauty and the Beast. Don't say that. You're no beast. You're my husband. And his father. And me? I'm going to do my very best to be the wife and mother this family deserves. Raiden ve ailesini yatakta birbirine sarılırken biz de Raiden'ın hikayesini burada noktalıyoruz. Tekrardan bu hikayede Raiden merkezi gitmeye çalıştığımı hatırlatmak isterim. Seriye hakim izleyiciler bunun farkına çoktan varmıştır. Ama yine de ben belirtmek isterim. Şu zamana kadar Metal Gear serisini Raiden'ın başından geçenler üzerine anlattım. Oyun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu 30 yılı aşkın seriyi bırakın saatleri günlerimize harcasak ancak anlatabiliriz. Oyunun yalnızca bir karakterinden bu kadar malzeme çıkması normal bir seride görebileceğiniz bir durum değildir. Elbette bu eserin arkasındaki aklı da takdir etmek gerekir. Hideo Kojima, Metal Gear serisiyle oyun dünyasında hem oynanış hem de hikaye senaryo yazarlığında kilometre taşı olmuştur. Serinin fikir ve düşünce sistemi, anlattığı olaylar, alt metin, verilen mesajlar normal bir video oyunu serisi olmadığına işaret etmektedir. Özellikle kronolojik olarak son oyun, Metal Gear Solid 4, sinematik anlatım konusunda tam anlamıyla filmleri aratmayan bir anlatıca sahiptir. Oyunun eleştirilerinden biri de oynanış süresinin az, ara sahnelerin daha fazla olmasıdır. Hatta bu yüzden Metal Gear Solid 4 en uzun ara sahne oyun ödülünü almıştır. Kojima, büyüksün. Gönül ister ki bütün seriyi oynayıp size sunayım. Zamanımız kısıtlı. Seriyi öğrenmek ve bilmek istiyorsanız çok şükür ki dilimizde hatırı sayılır kaynaklar var. Yabancı diliniz varsa istemediğiniz kaynak önümüze serilir. Kesinlikle her oyun severin oynama imkanı olmasa bile dünyasına bir bakıp neler döndüğünü görmesi gereken bir seri. Ben bu hikayeyi hazırlarken Metal Gear serisi hakkında çok fazla bilgim yoktu. Bunu öğrenmek aslında biraz zamanımı almıştı. Bu metni hazırlarken bana yardımcı olan, sorduğum soruları cevapsız bırakmayan ve engin Metal Gear bilgisine sahip olan İlker aka Fire and Shine İbrahimoğlu'na çok teşekkür ederim. Evet. Sanırım bu yeterli olmuştur. En azından Raiden için yeterli olduğunu düşünüyorum. O halde artık Metal Gear Rising'e başlayabiliriz. Vites kutsundan herkese selam arkadaşlar. Evet, Metal Gear Rising'e artık başlayabiliriz. Umarım hikayeyi dinleyenler hoşlarına gitmiştir. Hikayeyi zaten bilenler, onlar beni gayet iyi anlıyorlar. Herkese hoş geldiniz diyorum. Vites kutsu yeni bir seriyle devam ediyor. Metal Gear Rising, kısaca bahsetmek gerekirse Metal Gear Solid 4'ten sonrasını anlatan bir oyun. 2015 yılında artık Patriot'lar yok oluyor, dağılıyor ve PMC'ler biliyorsunuz artık serbestleşiyor. Yani önüne gelen PMC şirketi açıyor ve savaş ekonomisi bittiği için insanlar artık normalleşmeye çalışıyor. Toparlanma aşamasında biz de buradan Raiden'ı oynuyoruz. Yani Raiden ne yapıyor? Biliyorsunuz Raiden ailesiyle birleştikten sonra artık savaş alanında bulunmak istemiyor. Artık rahata binmek istiyor. Ve artık ailesiyle birlikte geçinmek, ailesine evine ekmek götürmek istiyor. Ve o da bu toparlanma, dünyanın topyekun toparlanma aşamasında bir PMC'de, Maverick Güvenlik Servisinde koruma olarak başlıyor. Bir Afrika, yani kurgusal olarak bir Afrika ülkesinin
başkanı Nemani'yi korumakla görevli. Maverick Security Consultant altında koruma görevinde. Bir konvoyda başlayacak oyunumuz. Bu sefer 2018'e geçiyoruz. Tabii ki bunlar 2018'de yaşanan olaylar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Metal Gear Solid 4'ten 4 yıl sonrasını ele alıyor oyunumuz. Pardon, kırmadım inşallah mikrofonu. Evet, tabii ki yeni bir hikaye başlıyorum. New Game diyorum. Altyazılar arkadaşlar bu arada yine vites kutusundan çıkıyor. Tüm konuşmaları elimden geldiğince altyazı Türkçeleştirip size sunmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Zorluğumuz Hard. Çünkü biliyorsunuz hack and slash Metal Gear Rising ve Hard'da çok daha eğlenceli oluyor. Tutorial no diyorum. Oyuna hemen girmeden önce bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Metal Gear Rising beni Metal Gear serisiyle tanıştıran oyun. Bu konumda bu oyun benim için aslında diğer Metal Gear oyunlarına göre daha değerli. Hatta bir hikayesi var. 2014'te olabilir. MediaMarkt'ta annemle babamla birlikte gezerken oyun reyonundaydım ben. Ve bu oyun Şubat'ta Mart'ta falan piyasaya sürülecekti. Biliyorsunuz yeni çıkan oyunların çok hep böyle şey bırakırlar. Konsol açık bir şekilde bırakırlar. Ben Metal Gear Rising'i öyle görmüştüm. Ve beni ilk dikkatimi çeken şey Raiden'ın görünüşüydü. O zaman Raiden kim? Metal Gear ne? Bilmem ne. Ve direkt telefonuma not edip Metal Gear Rising Allah Allah diyerek bu oyun neymiş aga diye bu şekilde. Ama bilmiyordum ki Metal Gear serisinin kronolojik olarak en son oyun olduğunu. Bu yüzden tekrar söylüyorum, Metal Gear serisi arasında Rising benim için birazcık daha değerli. Evet, artık başlayabiliriz. Her şeyi biliyoruz, hikayeyi biliyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Metal Gear Rising başlıyor. Short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. Yani. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. Raiden Reis yakıyor. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Herkes cyborg. Bu arada baktığınız herkes yani. Çünkü artık bütün teknoloji herkese yayıldığı için cyborg teknolojisi de aynı şekilde yayıldı. Çok kolay herkesi bir şeyi, kolu bacağı ayrı bir şey görebilirsiniz yani. Said,
Kasap etti yani valla. Hele gülüşe bak hele. Boris Maverick'in başındaki abimiz. Courtney de aynı şekilde çalışanlardan biri. Düşman cyborglar geldi. Tır moment. Abi tır moment daha. I'm on it. Guard the Prime Minister. Jeez. And ama bak be. Duruşa bak be. Benim merak ettiğim acaba o kılıç hala Olga'nın kılıcı mı? Bunu bir yerde bulamadım. Kaynaklarda falan. Ama Olga'nın kılıcıysa... Hala ki Olga'nın kılıcıysa... Allah'a helal olsun. Başlıyoruz. Hele gelin bakkım. Hele siz ne yapıyorsunuz bakkım? Hele bir gelin bakkım. Bak güzel kardeşim, ben seni böyle keserim. İkiye keserim, dörde keserim. Arkacı! Sen kimsin lo? Evet, sıradaki kurban. Biz ninjayız oğlum, hayırdır lan? Siz kimsiniz oğlum? Aa, bunda silah varmış. Evet. Arkadaşına sıktı lan. Evet. Ayıp kardeşim. Bak yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Alırım. Aa bana piece of shit. Evet. Aa vurdu lan. Daha çok adam vuracağız ha. Evet. Başka var mıymış der? Eyvallah. Kesiyoruz. Her şeyi kesiyoruz. Bunlar da bizim dostlarımız. Dost cyborglar. Bunlar biraz daha yapay zeka varimsi. Ana! Metal Gear Rain! Oğlum, Kojima ne kadar seviyormuş Metal Gear Rain. Metal Gear Rain'lerden kurtulamadık aga. Başkan. Nimani başkan. Ayy.
Abi etme abi. Abi etme abi. Her şeyi var adamın ha. Baştan sona cyborg. Gariban da ne yapsın? Destur. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Açık sözlüyüz. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer. Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Bak güzel kardeşim. Biz Metal Gear Solid 2'de senden 4 tane kestik ve o zaman cyborg da değildik. Hele sen gel bak kayı kayı. Kayı 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 kayı. Biz daha seni çok keseceğiz aslan. Neran vurdu lan? Oh kuyruk. Kuyruk atıyor. Senin taretlerini böyle keserim. Sallayamadı lan. Tamam abi. Beni ezecek ya. Koskoca Raiden Reis ezeceksin he? Taret. Kardeşim. Kaçamazsın. Kuyruğuna da saldırırım. Çok yavaşsın. Ya kaçma ya. %8 ha. Geliyor. Diğer bacağına gidelim. Ne oldu lan? Hele gel gel.
Hadi yine. Aha, kuyruğunu da kesiyorum. Aha, %0,1 ha. Bu neyi durmuşlar lo? Aman tanrım! Buff Raiden! Tek bir kılıç darbesine bakar kardeşim. B mi? Bu olmadı işte. Güle güle kardeş. Devam. Duruşa bak ya. Şu asaletin duruş bakış. Aman tanrım. Gidelim kardeş. Use your ninja ram to move over obstacles automatically. Automatically. Okay. Do not let him out of your sight. You must catch him. Biz zıplayamıyoruz değil mi abi? Kaçma. Geliyorum. Bobo. Bu sefer kalıcı olarak işini bitireceğim kardeşim. Oo, lazere değmeyelim. Lan zıplıyoruz abi. Çeneni de keseriz. Oha. Gel. Onlardan can çıkmadı mı? Ben senin bu taretini kesmiştim. Al kardeşim. Biraz daha. Ne oluyor lan? Ay, roket. Bunlardan can çıkıyor. Evet, artık bitirelim. Finish that bastard off. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Roketleri üstünden atlayarak Rain sol koluna ulaşıyorum ve tek bir darbe. Tek. Geber artık da. Olmaz. Bu sahnede hep aklıma God of War 2 geliyor. Neyse. Raiden yenilmez. Koş Raiden, koş! Roketler üstüne geliyor, lazerler üstüne geliyor ama... Raiden... Bana mısın demiyor. Ve Raiden... Tam anlamıyla...
Metal Gear Ray'i ikiye bölüyor. S tabi. S tabi. Tabi S. Başka rank mı var? Aga hala kaçıyor. Aga. Ulan ne olduysa. Biz zıplayamıyoruz. Biz hızlı koşabiliyoruz ama. Tam bir ninja. Ama sadece biraz daha fazlası. Jack Reese. Okay. Raiden, an unidentified field rotor is headed your way. Keep an eye out for it. Okay. Prime Minister. Ah, samurai abimiz de. Too little, too late, hero. I won't be needing my little shield here any longer. Stop! What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden. Forget me. Stop him. You ain't listening. Sarma lan bu adamla. Mind if I got in? Ne dönüyor yine? What you're saying? Give war a chance. No. Şarrafsız. O bakıştan ben de istiyorum abi. Ben de istiyorum. Böyle başka bakış verilmez. Bak ya. Ondan başka bakış bize yakışmaz. Bak ya, bir de gülüyor. Kardeşim bıraksana. Okay, Sam. Let's go. Gel kardeşim. Sen niye kaçıyorsun? Keserim bak. Keserim bak. Bak. Self-taught. And not half bad. Still. Your technique lacks something. Sen kime karışıyorsun lan? Bulakaro. Seni keserim ha. Gerçek anlamda. Oh. Ne ara sıfır bir canım oldu? Öldüm la öldüm.
Ne yapıyorsun lan? Aa, hareketlere bak, hareketlere. Now I see. You deny your weapon its purpose. Blood of your enemies, but you hold it back. Bak. No. My sword is a tool of justice. Yaşa lan. Bir gözümüzü kaybettik. İnşallah başka bir şeyimizi kaybetmeyiz. Düşme abi, düşme. Tonga'ya gelme. Oyuna gelme. Haydi. Bence de. Bence de ben. Şerefsiz. Aynı konunu aldılar ya. Bu sefer başkası aldı. Ben ne yapayım abi şimdi? Dayan dedi de neyimizi dayandıralım? Şerefinle öleceğiz. Tek kolla bile çıkabiliyor. It's over. Hadi, 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 hadi. Lucky devil. Ah. Arkadaşlarımız geldi. Kept you waiting, huh? Kept you waiting, huh? Böyle kaçarsınız. Down you go. Flash. Bir fişek bitti. Tamam. Bir daha sıkın abi. Fişek kalmadı artık. Gene mi? Yine hüsran. Yine yenilgi. Bu Raiden'ın yüzü ne zaman gülecek be? Okey. Birinci kısım bu şekilde bitti. Evet, battle points. 4000 para. Üç hafta sonra. Ne oldu 3 hafta sonra ya? So good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve? Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel?
to fly like a bird. Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiden? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Is that combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand? That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mic valve closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry. İstanbul mu lan ara? Çok benziyor. Right. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzhev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out, Justin. Oh. Sorry. Ready for insertion. Ciddiyete bak ya. Ciddiyete bak. Sıfır şaka, sıfır. Vay. 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 Boya bak, bosa bak. Kojima işte, Kojima. Show turizm. Hayırlı olsun Raiden Reis. Yeni vücut. Raiden, you landed safely, da? First head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on Kodak if you have questions. Evet. Bizim yanımızda olan arkadaşları da görmüş olduk. Boris, Doktor, Courtney, Kevin görev süresince bizim yanımızda olacak. Ya şu duruşa ve şu asalete bir bakar mısınız? Ama burada bitirmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü süremiz artık doldu. Bakalım bundan sonra başımıza neler gelecek. Metal Gear Rising'in ilk bölümü böyleydi. Raiden'ı biraz daha yakından tanımış olduk bu sayede. Yani kanlı canlı gördük, o kadar anlattım ama sonunda artık karşımızda. Evet, o halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.